Merhaba, ben İsim Koca Kuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzerimde görmüş olduğunuz ipek krep kumaştan tunik, fırfırlı tunik nasıl dikilir onu anlatacağım. Umarım keyifle izlersiniz. İlk yaptığım işlemi size bu peçete üzerinden anlatacağım. Öncelikle şunu bilelim. Burası boyum kumaşımın boy kısmı, burası da kumaşımın en kısmı. Kumaşımı önce boydan ikiye katladım. Bu şekilde. Daha sonra da en kısmından ikiye katladım. Bu şekilde. Bu şekilde 4 kat kumaş elde etmiş oldum. Burası kumaş katı, burası da boy kısmı, yani açık olan kısmı. Aynen şu an kumaşımın durduğu gibi. Burası kumaşımın kumaş katı, herhangi bir kesik, açıklık yok. Bu tarafsa kumaşımın açık olan kısmı. Yine üst kısım, yani şu kısım kapalı, kumaşımın en kısmından kat yerine denk geliyor. Katlama şeklim bu şekildeydi. Daha önceden katlamış olmamın sebebi ise krep kumaş. İpek krep kumaş kullanıyorum. Çok ince, çok hassas bir kumaş. Katlaması biraz fazla zaman alıyor ve dikkat gerektiriyor. O yüzden öncesinde ayarlamalarımı yapıp, ağırlığım olmadığı için makaslarım ağırlık yapması için kenarlara koydum. Çizerken kayma olmasını engellemek için bu işlemi de yapıyorum. Daha sonra kendi kıyafetimden kalıp çıkaracağım tekrar. Kıyafetimi ortadan ikiye katladım. Açıp göstereyim tekrar. Kıyafetim buydu. Bu şekilde kıyafetim. Ortadan ikiye katlıyorum. Bu şekilde. Daha sonra yerleştiriyorum. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, kumaşımı ortadan ikiye katladım. Yine katlı olan kısımda, açıklık olmayan kısımda denk getirdim. Çünkü buranın bütün olarak çıkmasını istiyorum. Bu kısımda, ön kısmında herhangi bir kesik ya da dikme işlemi yapmayacağım. O yüzden kumaşınızı yerleştirirken bu ayrıntıya dikkat edin. Yerleştirme işlemi tamamlandı. Şimdi çizimine geçiyorum. Arka kısmını çevirmiş olmanın sebebi, arka oyuntu kısmını ilk başta çizmek istemem. Daha sonra ayırarak ön kısmın oyuntusunu belirleyeceğim. Benim için önemli olan ilk çizim aşamasında arka oyuntu.
içe doğru katlıyorum. Yakanın kavisliğini belirleyerek çizimimi yapıyorum. Ve aynı şekilde iç kısımlarının da çizimini yapıyorum. Basit şekilde çıkarılabiliyor. Kollarını uzatmaya karar verdim. İçine ince lastik geçerek kıvırarak büzmeyi planlıyorum. Bu yüzden bu şekilde tercih ettim. Şimdi etek kısımlarının fırfırları var. Dilerseniz düz olarak inebilirsiniz. Dilerseniz fırfır ekleyebilirsiniz. Ben bu modelden daha uzun bir model istediğim için uzun olarak çizdim. Şimdi kenarından çıkan fazlalık parçalardan fırfır ekleyeceğim. Kıyafetime baktığım zaman fırfırın da 4 parça olduğunu görüyorum. Sizler kumaşınızın yettiği oranda fırfır oranını artırabilirsiniz. Yapılan işlem büzgü işlemi. Ölçüyorum genişliğini. 10 santim, 1 santim dikiş payı, 1 santimde katlama payı koyuyorum. 12 santimden fırfırımı ayarlayacağım. Kaymalar olmuş hafif, o yüzden son aşamaya bırakıyorum. Öncesinde kumaşımı çizeceğim. Bu kısımlarını iğneleyeceğim. Daha fazla kaymasını istemediğim için iğneleme işlemini yapacağım. Kesmeden önce bu kısımlarımı da iğneliyorum. Kumaşta bu işlemi yapmanıza gerek yok. Benim kumaşım ipek krep bir kumaş ve kaymaya çok müsait bir kumaş. Keserken hata olmasını istemediğim için iğneleme işlemini gerçekleştiriyorum.
İğneleme işlemi bitti. Şimdi kesime geçiyorum. Tuniğimin kesim işlemi tamamlandı. Tek yapmam gereken ayırdıktan sonra ön yakanın genişliğini vererek kesmek. Öncesinde yandan çıkan bu parçayı düzenliyorum. Fırfır olarak kullanacağım çıktığı kadarını. Yandan çıkan kumaşımı düzenledim ve fırfır olarak kullanacağım. Kesimini yapıyorum.
kısımdan da ayırıyorum. Fırfırım tamam. Toplamda 8 kat fırfır elde etmiş oluyorum ben. Kumaşım bu şekilde yettiği için benim 8 kat oldu. Sizlerin kumaşı yetiyorsa daha az, daha geniş kumaştan yapabilirsiniz. Benim dikişim biraz fazla olacak. Tek farkım. Yaka kısmına geçiyorum. Yakam arka yakaydı. Şimdi ön olarak genişletiyorum. İğnemi alıyorum. Ortadakini itiyorum. İç kısımda kalanı. Çizimi üstte yaptığım için böyle yapıyorum. İç kısımdaki daha içeride kaldı. Onu kesmiyorum. Ve buradan çıkarıyorum yakayı. Ön yaka. Arkadan çıkarttığım arka yaka. Burası ön, burası arka. İkisi de böylece hazırlanmış oluyor. Şimdi yapmam gerekense yakaya pervaz geçeceğim. Pervazı kesmek. Öncesinde iğnelerimi çıkarıyorum. Daha sonra da tekrar geliyorum. Santimlik ince bir biye kestim. Bunu şu şekilde ikiye katlayacağım. Öyle. Omuz kısmına şu şekilde denk getirip dikeceğim. Ve daha sonra kapak olarak kullanacağım. Bu kapağın altına bebe çıt çıtı dikerek başımın giyinip çıkarırken rahatlıkla geçmesini sağlamak için bu işlemi yapacağım. Şöyle şu şekilde omuzuma denk gelecek ve temiz bir görüntü elde etmiş olacağım. Dikişimi fırfır için kestiğim kumaşlarını uç uca birleştirerek başlıyorum. Daha sonrasında birbirlerinin ucundan dikip halka şeklini vereceğim ve etrafının overlock dikişini yaptıktan sonra kenara alacağım. Diğer dikişleri de overlock makinesinde tamamlayıp düz makinede tamamen birleştireceğim. Şu an yaptığım işlem halka şeklini vermekti. Son kısmı da birleştirdikten sonra tüm etrafının overlockla temiz dikişini yapacağım.
fırfır kısmı için ağırlık dikişimi tamamladım. Kenara alıyorum ve tuniğimin önce kenarlarını temizleyeceğim. Daha sonrasında düz makineye dikişe geçeceğim. İlk önce yakamın açık kalacak kısmına kestiğim pat da diyebiliriz buna. Patı dikiyorum. Daha sonrasında tüm etrafını overlock'la temizliyorum. Temizlerken arkasını önünü belirlemek için çizgi taşıyla işaret koydum. Daha sonra dikerken tersini yüzünü karıştırmak istemiyorum. Bu yüzden bana kolaylık olacak ve tüm kenarlarını temizliyorum. İlk yaptığım parça ön parçaydı. Şimdi arka parçaya geçtim ve arka parçanın da tüm kenarlarının temizliğini yapıyorum. Daha sonrasında düz makineye geçiyorum. İlk yaptığım işlem omuzdan kol ağzına kadar olan kısmı dikmek. Tuniğin dikişi oldukça basit. Çok fazla dikişi yok. Çünkü kolları bedenle birlikte kesmiştik. Bu yüzden parça parça değil. Omuzlar ve kolları bir. Yine kollar ve beden bir şeklinde dikildiği zaman tunik genel halini almış oluyor. Giriş ve çıkışlarda özellikle ileri geri işlemini yapıp dikişi sağlamlaştırmayı unutmayın. Şimdi omuz kısmında pat kısmına denk gelen yere geliyorum ve dikişimi yapacağım. Burada işaret alıyorum patın uzunluğu ölçüsünde. Daha sonra diğer karşı tarafını iki kat katlayıp dikişini yapıyorum. Birbirinin üstüne geleceği için bu kısmı ayrıca dikiyorum ve açıklık kısmını böylece bırakmış oluyorum. Daha sonra dikilecek olan kısmı elimle belirleyip kol ağzına doğru olan dikişini tamamlıyorum. Yine giriş ve çıkışlarda ileri geri işlemi bizim için önemli. Emeğimizin boşa gitmesini istemeyiz. Bu yüzden sağlam dikiş yapmaya özen gösterin. Dikişimi tamamladım. Pat kısmının kontrolünü yapıyorum. Herhangi bir hata olup olmadığını kontrol ediyorum. Daha sonra üzerinden sürekli açıp kapatacağım için ileri geri işlemiyle sağlam bir dikiş elde etmek istiyorum. Açıp kapattığım zaman hasar görmesini istemediğim için bu işlemi yapıyorum. Yine genel kontrollerimi yapıyorum. Yaka kısmına çıtlar attım. Kıvırıp dikerken gerginliğe sebep veriyor. Oval şekilde kestiğimiz için. Bu gerginliğin olmasını istemediğim için makasla küçük çıtlar atıyorum. Yani küçük küçük kesikler atıyorum. Bu kesikler esneklik verecek ve oval olan dikişlerin çok daha muntazam görünmesini sağlayacak. Aralarda esnekliğini kaybettiği yerlerde tekrar makastan yardım alarak bu esnekliği sağlamaya çalışıyorum. Dikişimi de iki kat katlayıp
incecik bir dikiş geçerek yapıyorum. Zarif görünmesini istiyorum. Kullandığımız kumaş ince ve kaygan bir kumaş. Kol kısmına geliyorum. Kollarımı bileğimin ölçüsündeki lastikleri keserek başlıyorum. Lastikleri birbirinin ucuna doğru denk getirip ileri geri işlemiyle sabitliyorum. Yani iki tane halka elde etmiş olacağım böylece. İkinci halkamı da diktikten sonra kolları tamamıyla tamamlamış olacağım. Kolun iç kısmındaki dikişini açıyorum. Lastiği ortasına koyup üzerine bir kat katlıyorum. Ve lastik içindeyken çevirerek halka şeklinde dikiyorum. Eğer bu işlemde zorluk yaşayacağınızı düşünürseniz öncesinde halka şeklinde kolu dikersiniz ve küçük bir boşluk bırakırsınız. Bu boşluktan lastiği çengel iğne yardımıyla geçirip daha sonrasında dikip o açık kalan kısmı da makinede kapatarak işlemi tamamlamış olursunuz. Benim yaptığım işlem çok daha pratik bir işlem. Dikerken eli alışkın olmayanlar biraz zorluk yaşayabilir ama işlemi birkaç kere yaptıktan sonra daha kolay geleceğini zaten anlarsınız. İkinci kol içinde yine aynı işlemi yapıyorum. Lastiği koyuyorum, bir kat katlıyorum ve halka şeklinde lastiği esneterek içeride dönüyorum. Kol ağızlarının ikisini de büzgülü şekilde ayarlamış oluyorum böylece. Daha öncesinde overlock makinesinde diktiğim fırfırımı şimdi büzgü yapacağım. Büzgü yapmadan önce etek ucuna gelecek olan kısmı ikiye katlayarak ince şekilde dikişimi tamamlayacağım. Bir kat katlıyorum ve yine ince şekilde bir kat daha katlayıp etek kısmının dikişini tamamlayacağım. Kıvırma ayağınız varsa ince kıvırma ayağınız, ayaktan yardım alarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Olmayanlar benim yaptığım işlemi yapabilirler. Kumaş ince olduğu için kıvırma ayağına çok müsait. Yine büzgü işlemini yapmak için de büzgü ayakları mevcut. Büzgü ayağı olmayanlar benim gösterdiğim bu uygulamayla da büzgü işlemini yapabilirler. Etek ucu kısmını diktikten sonra büzgü işlemine geçeceğim. Orada daha detaylıca anlatacağım.
görmüş olduğunuz masuraya takılan lastik. İp inceliğinde bir lastik bu. Bunu elimde sararak kullanıyorum. Hafif esnekliğini kaybedecek şekilde ayarlıyorum. Çok fazla gevşek bırakmıyorum. Çok fazla da sıkı şeklinde de sarmıyorum. Masuru masuraya yerleştiriyorum. Elimle tutuyorum. Çünkü lastik olduğu için kayıyor. Kaymasını önlemek adına ve iğnemi batırıp çıkararak çıkartıyorum. Dikişe başlıyorum. Dikişi yaparken adım ayarını en son adım ayarına getiriyorum. Yani 2'de çalışıyorsanız 5'e ya da 7'ye de çıkarabilirsiniz. Sizlerin makinesindeki en yüksek ayara denk getirin. Dikiş ayarını da, tansiyon ayarını da bir tık daha sıkıyorum. Ve lastiği takma işlemini gerçekleştiriyorum. Böylece büzgü elde etmiş oluyorum. Daha sonrasında birkaç yerinden iğne ile tutturuyorum. Genişliğini tam anlamıyla etek kısmına yaydırabilmek için bunu yapıyorum. Çünkü etek kısmının tam iki katı genişlikte bir fırfırım var. Fırfırın tamamını eteğe yedirmem gerekiyor. Bu yüzden çok dengeli çalışmak gerekiyor bu aşamaları. Dört yerinden eşit şekilde tutturdum. Ve dikişe başlıyorum. Tansiyon ayarımı ve adım ayarımı normale, dikiş ayarlarıma geri getiriyorum. Elimle düzelterek büzgüyü eşit şekilde yayıyorum. Çıt çıtlarım vardı. Bu çıt çıtları omuz kısmına dikerek açıp kapatmayı kolaylaştırmak istiyorum. Dikişteki son aşamamızı elimizle yapacağız. Makinedeki tüm dikişler bitti. Görüntüsünde ütülemediğim için sanki büzgü varmış gibi görünüyor. Ama ütülendiği zaman tamamen pürüzsüz hale gelecek. Kaç tane kullanacağımı hesaplıyorum.
4 tane diye düşünmüştüm en başında ama 2 tanenin yeterli olacağına sonrasında karar verdim ve elimle altını ve üstünün denk gelecek yerlerini belirledikten sonra çıt çıtlarımı dikiyorum. Alt kısımlara geçirmemeye özen gösteriyorum. Çünkü alt kısmı giydiğimiz zaman aslında dışarıdan görünecek olan kısmı. Dışarıdan görüntüsünün herhangi bir çirkinliğe sebep olmasını istemiyorum. Bu yüzden dikerken oldukça özenli dikmeye dikkat edin. Zaten dikerken çift kat katlamıştık ve taktığımız pat kısmı da çift kattı. Bu aşamalara dikkat ederek ilerliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.